Gece son gecemiz. Şaka gibi ya. Hadi bak yapma ama artık. Hem ne demek son gecemiz? Ölüyor muyuz sanki? Feyzen konuşuruz kız. Ya da ne bileyim atlarsın babanın uçağına gelirsin. Yaparız yani bir şeyler. Bulduk artık birbirimizi. Teyzemi bile göremeyeceğim. Merak ediyordum onu. Tanımak istiyordum. Haksızlık bu ya. Hadi ama bak annen haklı. Hem biz ergen değiliz ki kocaman kızlar olduk artık. Hem ben... evimi çok özledim. Odamı özledim. Annenin de dediği gibi işte. Kendi dünyamı özledim. Ya hayat. Oho. Biz misafirimiz gelecek diyelim. Hayal Hanım hala kuzeniyle laklakta. Sen de tam bulmuşsun yani misafir gecesini. Bu gece hayatın son gecesi. Yarın annesini cezaevinden alıp evine dönecek. Hadi ya. Misafirlik kısa sürdü demek ha? Ya daha gezdirecektim onu. Şuradan İstanbul'a bile gitmedik ya. Bir saatten önce hayatta gelmez. Bir de tam gününde gelen şu gizemli misafir. Bu kafayla bir de misafir yani. Hadi niye oturuyoruz hala? Ya bakmayın bana öyle. İstanbul'a gelmişsin. En azından Boğaz'ı bile görmeyeceksen yüzümüze küfür et daha iyi. Şimdi buradan İstanbul'a gidip hızlıdan bir Boğaz turu atıp sonrasında misafire yetişiriz. Nasıl plan? Hadi. Ya hadi hadi. 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 Hadi gel. Ya bari bir haber verseydik annenlere. Zaten haberi olacak. Çünkü onun arabasını alıyoruz. Ay ergen miyiz canım biz hadi. Kızlar, hazır mıyız? Hazır mı? Buraya ait değil. Burası onun dünyası değil, kendi dünyasına ait. Bizimkine değil. Köyüne gidip ait olduğu hayatı yaşayacak. Turist, geldik. İn bakalım. Biz senin bastonunu unuttuk. Attım ben onu, bıraktım. Volki! Ay senin arkadaşların da her yerde. İki dakika selam verip hemen geliyorum. Ha, tabii tabii. Misafirini unutma da. Ne çok arkadaşı var ya. Herkes tanıyor. Ne haber? İyiyim, sen? Tek kusuru da bu zaten. Aynen. Kusur derken? Fazla sosyal. Hemen arkadaş olur. Hemen. Sevgilisi mi o? Yok canım. Yok, Volkan'ın sevgilisi mevkilisi yok. Volkan zaten ona Volki diyen bir kızla olmaz. Yani lise çocuğu değil ki. İş adamı o, mimar. Sen bakma onun o sulu zırtlak arkadaşlarına. Sadece çok sosyal işte. Eğlenmeyi seviyor falan. Parti kızlarıyla işi olmaz onun. Kiminle işi olur peki? Yok dedim işte sevgilisi falan. Kariyerini yapıyor daha o. Sen bakma o yanındaki kızlara. Onların hepsi kendi kendilerine gelin göbeği oluyor. Kız güzelmiş ama. Ne? Bu mu güzel? At suratlı. Sen daha güzelsin be. Sağ ol be. Ben daha güzelim tabii o at suratlıdan. Sana bir şey diyeyim mi? Bak toynaklar iyiymiş ha. Toynak mı? Evet.
Evet. Evet. Hadi gel, hadi bir selfie çekelim. Hadi gel çekelim. Ay bakar mısınız, merhaba. Siz kömürlükteki kız değil misiniz? Evet o. Ay o gerçekten. Şöyle bir fotoğraf hadi çekeyim mi? Bir selfie çekiyorum, hadi. Saçmalamayın. Şuraya bakın. Bir saniye. Hayır, bir saniye. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay, dur ya. Hayat! Benim fotoğrafa bak, neler? Hayat yok. Hayat? Sen nasıl geldin buraya? Dolmuş la. Cebimden 20 lira çıksa taksiye binerdim. İyi de sen nasıl yürüdün o kalabalıkta bastonsuz? Yani tabii biraz düşe kalka yürüdüm ama olsun. Bacaklar da böyle böyle alışacak değil mi? O kalabalıktan tek başına çıktın. Ve kendi kendine dolmuşa bindin. Evet. Ne yapsaydım? Eve dönmek için oturup ağlasa mıydım? Sen evi nasıl buldun? Ben bir gittiğim yeri bir daha unutmam. Ben bunu birinden daha duymuştum ama... Hoca! Ben senin yüzünden hocayı unuttum ya. Neyse, sen şu meşhur hocayı hatırlamaya başla o zaman. Ben eve kadar yürüyeceğim. Sözümü tutamadım. Acil hastaneye dönmek zorundayım. Özürlerimi ilet. Bir dahaki sefere. Bekle, geliyorum. Bekle. Çetin'in cenazesi hazır mı? Alabilirsiniz. Hapisten yeni çıktı. Psikolojisi bozuk. Hemen kestirip atmayalım lütfen anne. Özür diler teyzem. Ha? Hiç değilse bu gece kalsınlar lütfen. Volkan'cığım.
Gizemli misafirimiz bize ekti galiba. Misafir? İçeride yıllardır görmediğin bir ablan var ve sen misafir. Çok kaba bir davranış. Çok. Anne, bu saatte olur mu böyle insanlardan kaçar gibi? Sen kızla vedalaş. Çok istiyorsan. Ben kapıda bekliyorum. O kızın adı Hayal. Benim kuzenim. Bil bakalım kimin kızı? Sürpriz. Benim teyzemin kızı. Benim bir teyzem var. Hortlak. Hani ben doğmadan ölen, mezarı bile olmayan teyzem. Kanlı canlı, dipdiri, sosyetik yılan olan teyzem. Umay Karay benim teyzem, Umay Karay. Hadi konuş. Konuşsana anne, hadi ne susuyorsun, konuş. Nasıl yalan söyledin bana ya? Neden bana yalan söyledin? Gözünün içine baka bak, yıllardır benden teyzemi nasıl sakladın? O kadın senin de benim de bir şeyimiz değil. Duydun mu? Şimdi içeri giriyorsun. İstediğinde vedalaşıp ananın koynuna geliyorsun. Senin yerin ananın koynu. Eğer sende şu kadar analık hakkın varsa, şu kadar emeğin varsa, gık demeden elimi tutar benimle gelirsin. Lütfen, lütfen sen bir şey yap, bir şey söyle, gitmesinler lütfen. Bu annenle ablası arasında. Annemle ablası arasında, oho! Niye kaşını kaldırıyorsun? Teyzem resmen boğazına yapıştı. Gözümüzün önünde gırtlağına sarıldı, ödümüz patladı ya. Ne düşmanlık ama. Ya, artık nasıl bir düşmanlıksa. Kızım. Artık bunun ne yeri ne de zamanı. Yalan mı ama baba, sen merak etmiyor musun? Yıllardır görmediği ablası boğazına sarılıyor. Sen merak etmiyor musun? Annem merakımı giderecek. Zamanı geldiğinde. Peki. Peki ne olacak şimdi? Öylece bırakalım gitsinler mi? Ya daha oturup konuşamadık bile ya. Hadi ama Hayal. Tamam. Merhaba, güle güle. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Sabah gidecektim zaten. Şimdi geceden gidiyoruz, ne fark eder? Bir gece ya. Bir gece, tek bir gece daha kalsanız. Hayal, yeter artık. Zor durumda bırakma kızı. Sizinle çok tanışamadık. Bana kapınızı açtığınız için size de teşekkür ederim. Enişte. Seni çok özleyeceğim teyze.
anneni daha fazla bekletme. İyi geceler kızım. Ben sizi tanımak isterdim. Teyze. Bunlar ne? Teyzemin hediyeleri. Kadının boynu kıpkırmızı. Herkes ot yemiş bülbül gibi. Ne yaptın diye sormuyorsun utancımdan. Sosyetik yılan teyzem değilmiş gibi. Onu hiç tanımamışım gibi gidiyorum işte. Daha ne istiyorsun? Bavulu da mı bırakayım? Ver şunu bana, ver. Ver. Taşınacağız. Yeni bir ev bulacağım. Taşınacağız.
İmran Çetin. Benim. Eşin Cemal Çetin'in cenazesini getirdik. Kusura bakma bacım, haber verildi sanıyordum ben. Biz ilgilenmiyoruz. Kardeşine götür. Kırmışlar, ben onu yaptırırım. Kilidi. Kilidi kırık. Eşin ölmüş senin, eşin Ümran Çetin. Sen daha ne kilidi? Başın sağ olsun. Kocan ölmüş, kocan. Sen hala ne kilidi? Bir yıl boşamadın sen o adama. Hapiste bile boşamadın. Özür dilerim. Yüzüme bile bakamadan özür dilersin değil mi? O deliyi boşamadan özür dilersin. Beni buraya getirip bir de benden özür dilersin. Bak. Bak, yüzüme bakamıyorsan bari buraya bak. Bak nereye getirdin kızını, bak. Bak nereye getirdin beni. Her şey bu geceki gibi. Beni şu yataktan sürüklediği geceki gibi. Kızım. Kızım deme bana. Sırf inadından. Sırf hırsından aldın getirdin beni buraya. Bana burada olmak ne yapacak düşünmedin bile. Senin o boşamadığın kocan beni bu yataktan nasıl kaldırdı sen biliyor musun? Hı? Saçlarımdan nasıl yapma, benim yapma, 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 rahatlıkta biliyor musun sen? Yapma, yapma. Ne biliyor musun? Yapma. Ben yapmadım anne. Kocan yaptı. Baba dediğim o adam yaptı. Bana bunları babam yaptı, baba. Yapma ya. Ben o kömürlükte bir yıl ne yaşadım sen biliyor musun? Yazmışlar mı? Okudun mu, yazmışlar mı? Ben o kömürlükte bir yıl ne yaşadım sen biliyor musun? Bir yıl. Biliyor musun, söyle. Özür dilerim. Özür dileme benden, anlat. Bana niye böyle davrandı, anlat. Söyle. Nerede doğmuşum ben? Bana niye dedi, söyle. Bana niye dedi? Ben seni koruyamadım. O deliden koruyamadım. Ben seni koruyamadım. O deliden koruyamadım. Koruyamadım. Deli deyip geçeceksin değil mi? Çünkü ben de öyle yapacağım. Çünkü ben öyle yapmasam ben deliririm. Ben deliririm. Babama deli deyip geçeceğim. Ama teyzeme yılan deyip geçmeyeceğim. Ben soracağım, sen anlatacaksın. Anlatacaksın. Bir abla bir kardeşin nasıl bu kadar düşman olur, anlatacaksın. Anlat. Susuyorsun çünkü her şey ortada. Bütün hikaye ortada. Küçük kardeş baş kaldırdı. Ben bu fakirliğe, ben bu cehalete mahkum değilim dedi. Kaçtı gitti. Ama sen gidemedin değil mi? Hadi söyle. Hadi öyle olmadı böyle oldu diye. Hadi bana bilmediğin bir şey anlat hadi. Öyle oldu. Senin dediğin gibi öyle oldu.
Teyzemdeki cesaretin yarısı sende olsaydı böyle olmazdı anne. Bize böyle olmazdı. Bana böyle olmazdı. Ne sen bir yılını hapishanede geçirirdin, ne de ben o kömürlükte işkence çekerdim. Maşallah kızım. Ay biz sana ne üzüldük, ne ağladık. Ah ne dualar ettik, ne dualar. Bak bakayım kızım. Aman aman. Rengi ruhsarın yerinde çok şükür. Üstündeki de pek yakışmış. Teyzem mi aldı? Hı hı. Teyzem aldı. Anneciğim, ben çıkıyorum. Afiyet olsun. Hemen geliyorum ben. Hayat, kızım. Yavrum, kızım nereye gidiyorsun bu kılıkla? Delinin yasını mı tutacağım sandın? Gebermiş gitmiş işte, umurumda değil. Versin şimdi hesabını cehennemin dibinde. Ha bu arada sen taşı hala göğsünü gere gere kocanın soyadını. Ben mahkemede değiştireceğim. Hayat Çetin değilim artık ben. Hayat Kara benim adım. Bak bir dakika dinle beni yavrum, dur. Anne bak ben şu komşuları yollayayım. İçeri gel bir konuşalım seninle. Arkadaşlarıma gideceğim. İnsan olacağım. Bu eve kapalı kalmayacağım artık. Tamam? Ya dur şu ayakkabılarını çıkar bari, nasıl yürüyeceksin onlarla? Yani bacakların daha yeni iyileşti. Kırıta kırıta yürüyeceğim Ümran Çetin Hanım. Merak etme sen. Burası... Burası İstanbul değil. Burası Karalılar. Ben buranın neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Burası hep aynı. Sen hep aynısın. Ama ben aynı değilim. Ben kömürlükten önceki Hayat Çetin değilim. Yarın seni kaymakam Çamlı'na götüreyim mi? Güzellik. Bebeğe benzemez ama. Sen bir götür bakalım. Bebek mi güzelmiş kaymakam mı? Ben karar vereyim ha. Hadi çocuğum evine. Ne işin var senin kahvecinin oğluyla bu saatte dışarıda? Ne oldu? Ayağına ne oldu? Ne oldu kızım? Ben sana demedim topuklularla yürüyemezsin daha iyileşmedi o ayakların diye. Bir daha sana topuklu falan yok. Ben topuklu ayakkabıyla yürüyeceğim anne. Her gece bıkmadan usanmadan topukluyla yürüyeceğim. Teyzem gibi. Bu topuklunun üzerinde teyzem gibi dimdik durana kadar ben topukluyla yürüyeceğim. Tamam? Evet ya sabır. Anne. Bunlar ne? Bunlar ne? Sen benim hediyelerimi çöpe mi attın? O paçavralar sana göre değil. Paçavra? Paçavra.
Sen paçavra görmek istiyorsan dön de bir aynaya bak anne. Bana bak, terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapan sensin ya. Ne hakla ya, ne hakla sen benim hediyelerimi çöpe atarsın. Analık hakkıyla. Atamazsın anne, atamazsın. Duydun mu, bunlar benim. Senin yıllarca sakladığın, öldü dediğin kadın nasıl benim teyzemse bunlar da benim. Atamazsın. Allah Allah. Geç kalmışsın Ümran. Yılanın zehrine geç kalmışsın. Hadi gel biraz yardım et bana. Hadi gel kızım gel. Gel, yarın taşınıyoruz. Gidiyoruz mis gibi evimize. Kamyoneti ayarladım, sabah erkenden gelecek. Çok işimiz var daha. Çok hadi gel güzelim. Hmm, diyorsun yani. Kontrol alacak para yok ama taşınıyoruz ha. Bravo. Çok iyi. İyi hemşire hanım, sağ olsun. Ya yardım edecek. Bak kirayı peyderpey vereceğim. Zaten ilçedeki pazar da büyük. Ya, el işlerini orada sattın mı tezgahın kirası çıkar. Sonra kalanla da evin kirasını öderim. Aa, dükkanda da çalışacağım. Aliye teyzen yanına alacak beni terziye. Vay be. Çok havalıyız yine ya. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Hayır, ne bekliyorsun ki sen köyden ilçeye? Hı? Göbek mi atayım taşınıyoruz diye, ne yapayım? Hem sen orada fotoğrafımı çekmezler mi sanıyorsun? Hı? O kıyafetleri giyip bayrak sallarsan çekerler tabii. Mesele üstündekiler değil anne. Mesela artık kömürlük bile değil. Sen ne kadar inkar etmeye çalışsan da ben Umay Karay'ın yeğeniyim. Duydun mu? Soramıyorsun bile değil mi? Hı? Merak bile etmiyorsun. Anca orada saklanıyorsun. Teyzen sana iyi davrandı mı? Ne konuştunuz? Kuzenin nasıl bir insan? Hiç merak bile etmiyorsun değil mi? Hayat. Öyle şımarık zengin kızı gibi değil mesela. Aslı maslası mesela doğuştan. Ama bu senin umurunda bile değil değil mi? Ben orada ne yedim, ne içtim hiçbir umurunda değil değil mi? Hı? Anca saklan orada. Şu şilteleri kaldıracağım, hadi yardım et bana. Kıskanç. Ne dedin sen? Kıskançsın sen ya. Kıskanıyorsun sen teyzemi. Deli gibi kıskanıyorsun sen teyzemi, değil mi? Gücünü, başarısını, her şeyini kıskanıyorsun. Ne başarmış seni teyzen? Hı? Ne yapmış senin teyzen kızım? Ne yapmış? Mesleği ne? Ne iş yapıyor senin teyzen? Ya orası burasını yaptırıp babası yaşındaki adamla evlenmiş. Koca parası yiyor senin teyzen. Ben arabadayım. Ya buradan çekip gitmiş de ne yapmış senin teyzen? Yani neyi başarmış? Cevap versene bana. Ha, cevap ver bana. Cevap ver. Ha, ne susuyorsun? Söyle, cevap ver bana. Hadi cevap ver, söyle. Benim teyzem kaçmış gitmiş, Umay Karay olmuş. Sen ne oldun anne? Hı?
Sen kendine bir baktın mı? Hı? Sen önce bir kendine bak, ondan sonra teyzeme laf söyle. Zavallı bir ezikten başka ne oldun ki sen? Özür dilerim ben. Özür dilerim, çok özür dilerim. Çok... Yavrum, anne çok özür dilerim. Ben de özür dilerim. Senden nefret ediyorum. Özür dilerim. Senden gerçekten nefret ediyorum. Teyze. Ah abim, ah. Sen muhtaç ettin ya beni şu cadalozların kapısına. Neyse, helvamızı kapurduk. Ayaklarına gidiyoruz. Kapıyı da artık yüzümüze kapatmazlar herhalde. Gel. Gel, sana evi gezdireyim, gel. Gel bak bakalım, gel. Heyecandan sormayı unuttum. Hayal'le eniştemle dışarıdalar değil mi? Reşat arabada bekliyor. Hayal İstanbul'da. Hatırladın mı evi? Nasıl? Hatırlamıyorum. Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Tamam. Sen geç otur, ben sana bir çay... Hayat, Hayat. Hayat. Biz buraya sizi almaya geldik. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne? Ne? Anne! Siz kimi nereden alıyorsunuz ya? Hı? Sen bakkaldan ekmek, peynir mi alıyorsun? Hı? Anne dedim. Ümmü. Hanım. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Gerçek ismini duymak zoruna mı gitti? İkinize de kapımız sonuna kadar açık. Biz dışarıda bekliyoruz. Ya sen teyze, benim kızımın bir... Ne sandın? Ne sandın sen benim kızımı? Yeter artık anne. Bekle. Ben de seninle geliyorum teyze. Karışamazsın bana. Sen öldürecek misin beni? Yaşıyor musun ki sen? Ha? Söyle, sen yaşıyor musun? Aklın başında değil senin. Sen ne yaptığını bilmiyorsun kızım. Gidemezsin. Anne bırak. Gidemezsin. Bırak, ne yapıyorsun ya? Gidemezsin. Anne bırak ya. Gidemezsin. Ya bırak. Gidemezsin. Anne bırak ya. Gidemezsin. Ya bırak, çekil. İzin vermiyorum sana. Ya bırak diyorum sana, gideceğim. İzin vermiyorum. Ya anne bıraksana şunu. Çekil. Ya bırak diyorum, çekil. Ya bırak, gideceğim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya. Sen böyle bir şey nasıl yapardın sana? Ya nasıl yapardın? Gelin bebek benim olsun abla. Ne olur ne olur benim olsun. Çok mu sevmiş ablasının bebeği gelin bebeği? Hı? O zaman ablası da bebeğini bir tanesine verdi gitti. Ya bırak diyorum, ya bırak, gideceğim. Ya sen ne yapıyorsun ya?
Ya şimdi benimle şu kapıdan çıkıp geleceksin... ...ya da yine arkada kalacaksın. Dün kardeşinin... ...bugün de benim arkamdan baka kalacaksın. Yapma kızım. Kızım. Hadi teyze gidiyoruz. Yapma. Sen yapma. Görmüyor musun ya? Ha? İkimize de ne yaptığını görmüyor musun? Asıl sen bu yılanın bize ne yaptığını görmüyor musun? Hı? Göndermem seni. O yılan dediğin benim teyzem. Kızım sahte bu, sahte. Gerçek değil bu. Sen gerçeksin de ne oldu anne? Hı? Ne oldu? Bu değil mi senin gerçeğin? Bu değil mi? Buralar değil mi? Ben istemiyorum bu gerçeği, anlamıyor musun? Hadi teyze gidiyoruz. Dokunma benim kızıma! Anne! Seni gebertirim. Benim kızımı hiçbir yere götüremezsin. Kes artık şu ezik değil, biraz utanman olsun anne. Sırf sen eziksin, o değil diye teyzeme saldıramazsın. Yeter artık ya. Gel bir tokat daha at. Onca yıl. Onca yıl sırf kıskançlığından sakladın teyzemi benden. Ben teyzem gibi olacağım. Senin gibi olmayacağım. O zaman da söylemiştim ben sana. Daha teyzemi tanımadan söylemiştim ben. Teyzem gibi olacağım demiştim.